Merhabalar. Bu videomuzda öğretmen ve öğrencilerimizin işine çok yarayacak olan WordWall Web 2.0 aracını göreceğiz. WordWall, oyunlaştırılmış etkinlikler yapmak için kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir araçtır. Bunun için WordWall, Google'a WordWall yazıyoruz. Yazdıktan sonra WordWall.net'e gelip tıklıyoruz. Şurada dil seçeneği olarak Türkçe veya İngilizce olarak gelebilir. Farklı olarak dil seçeneklerinden tercih edebilirsiniz. Orijinalde zaten Türkçe yer almaktadır. WordWall'dan yararlanmak için önce kaydolmamız gerekli. Kaydola tıklıyoruz. Bu sayfada Gmail hesabıyla da giriş yapabilirsiniz veya Gmail dışında e-postanız varsa e-posta yazıp parolalarınızı oluşturarak kullanım şartlarını tikini seçip kaydol diyebilirsiniz. Ben en basit yoldan Gmail ile giriş yapacağım. Gmail'e tıkladıktan sonra bilgisayarımda kayıtlı olan Gmail adresini görmekteyim. Bir tanesini seçiyorum. İlk etkinliğimizi oluştura tıklıyorum. İlk etkinlik oluştur butonuna tıkladıktan sonra ne tarz bir etkinlik yaratacaksanız size bir sıralama şeklinde değişik seçenekler sunmaktadır. Seçeceğiniz konuya göre size uygun olan seçeneği seçip tıklayabilirsiniz. Şu anda yapacağım etkinlik etiketli çizim olsun. Gelen sayfada buraya bir isim vereceğiz. Meyveler ve şehirler. Coğrafyayla ilgili olsun. Öncelik olarak buraya bir resim eklemem lazım. Yan taraftaki yükle butonuna tıklıyorum. Türkiye haritası. Geldi buraya. Şimdi amacım şu şekilde olacak. Amacım şu olacak. Etkinliğimizde hangi illerin hangi meyvelerle meşhur olduğunu öğrencilerin bulmasını istediğim bir oyun oluşturacağım. Ne yazalım? Elma. İkinci etkinliğim. Elma hemen burada birinci etkinliğim geldi. Amasya olarak seçiyorum. İkinci etkinlik olarak üzüm. İkinciyi İzmir'e getiriyorum. Ondan sonra karpuz. Üçüncüyü Diyarbakır'a getiriyorum. Ondan sonra kayısı. Dördüncüyü Malatya'ya getiriyorum. Şeftali. Beşinciyi Bursa'ya. Evet, 5 taneyi belirledikten sonra bitti diyorum. Etkinlik kaydediliyor. Etkinliğimizi kaydettik. Başlata tıklayınca şu şekilde etiketlerim geldi. Öğrencilerimden bunlarla şehirler arasında bağlantı kurmasını istiyorum. Kayısıyı alacak. Karpuzu alacak. Elmayı alacak. Değişik bir yer olsun. Şuraya Bursa'ya getirsin. Şeftaliyi alacak. Amasya'ya getirsin. Üzümü alacak. İzmir'e getirsin. Bu şekilde yaptıktan sonra yanıtı gönder diyorum. Evet. Doğru olanları okeyledi. Yanlış olanlara çarpı işareti koydu. Sonunda da oyun tamamlandıktan sonra puanını 5 tane seçenek olduğu için 5 üzerinden verdi. Saniye olarak da 43 saniyede yaptığını gösterdi. Buradan yanıtları göster dediği zaman yanıtları gösterdi. Doğru yanıtları gösterince de bunları gösterecektir. Onun dışında alt tarafta arka plan ekleyebiliriz. Mesela değişik bir arka plan olarak sunabilirim. Tekrar başla diyorum. Bu sefer de ahşap bir zemin. Buradan yazılar geldi, etiketlerim geldi. Tekrar şurada noktalara yerleştirmesini istiyorum. Farklı olarak mesela orman tarzında bir arka plan. Tekrar başla diyorum. Animasyon geldi. Şurada yapraklardan yerine yerleştirmeye başladı. Yanıtları gönder dedim. Evet. Şaka tarzı bir cevaplamayla sonuçları gösterdi. Şu anda puanları da 18 saniyede ve 5 üzerinden 5 olarak göstermiş bulunmakta. Bunun dışında ayarlarını yapabilirsiniz. Burada zamanlayıcı olarak ileri sayım olarak saniye cinsinden vermektedir. 5 dakika içinde cevaplama süresi veriyor. Rastgele her oyunda farklı düzen.
Yani etiketlerin yerlerini değiştirmekle oyun sonunda da yanıtları gösterme şeklinde işaretleyebilirsiniz. Sonra da bu etkinliği uygula şeklinde yazabilirsiniz. Bunun dışında paylaş olarak öğrencilerinize veya diğer öğretmenlerle bu öğrenciyseniz de arkadaşlarınıza nasıl paylaşacağınızı gösterebilirim. Paylaş kısmına geldiğiniz zaman diğer öğretmenler ve öğrencilerim olarak yer almakta. Öğrencilerim kısmında ödev ver dediğiniz zaman burada sonuç başlığı olarak isim gözükmektedir. Zorunlu olarak ad girmesini istiyorsanız ad girini işaretleyin. Son tarih olarak eğer buradan herhangi bir tarih işaretlersiniz, bu tarih itibariyle artık hiç kimse bu oyuna giremez. Ama isterseniz tarihi de boş bırakabilirsiniz. Yanıtları göster afiş seçeneğini işaretlediğiniz zaman afiş olarak da sonuçları göstermekte. Yeniden başlat dedikten sonra seçenekleri işaretleyip ayarları yapmış bulunmaktayız. Sonra da başlata tıklayınca karşıma böyle bir ekran gelmekte. İsterseniz alt tarafta Facebook, Twitter, Google Classroom, e-posta veya kendi web sitenize gömün. Eğer bir herhangi bir web sitesinde paylaşmak istiyorsanız buna tıklayarak şu kodu kopyalayıp web sitesindeki yazılar kısmıyla ekleme işlemini yapabilirsiniz. E-frame olarak da ekleyince orada direkt olarak bu sayfaya yönlendirecektir. Bunun dışında WhatsApp grupları gibi gruplarda paylaşım istiyorsanız da bu linki kopyalayıp öğrencilerinize gönderebilirsiniz veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Paylaş dedikten sonra bir de öğretmenler kısmına bakalım. Gelen amaçlı olarak yaş bandını ekleme, konu ekleme şeklinde seçeneklerimiz de var. Bunları girebilirsiniz. Sonra yayımla deyince herkese açık bir şekilde yayım imkanı bulacaktır. Şuradan linki kopyalayıp da yine göndermek istediğiniz arkadaşlara veya gruba atabilirsiniz. Etkileşimli şablonlara bakacak olursak farklı farklı kısımlar var. Tabi burada konu önemli. Mesela anagrama çevirmek istediğimiz zaman tıklayınca size sunu şeklinde gelecektir. Burada yapması istediğiniz şey şu. Bir terim veriyorsunuz, bir etiket veriyorsunuz. Bunu doğru bir şekilde yazmasını istiyorsunuz. Evet, bu şekilde cevaplamasını istiyorsunuz. Eşleşen çiftler olarak geçiyor. Eşleşen çiftlere tıkladığınız zaman çiftleri bulun diyor. Yalnız çiftlerde öncesinden birbirlerine yakın terimler kullanmanız gerekliydi. Kelime arama şeklinde bulmaca oluşturabilirsiniz. Etiketlerimizden biri neydi? Üzümdü. Hemen şu şekilde üzerine sürükleyip atabiliyorsunuz. Ondan sonra karpuzdu. Ondan sonra kayısı. Ondan sonra şeftali. Kutucukları çevir şeklinde şablona tıklayalım. Başlat dediğimiz zaman kutucukları çevir. Şu şekilde tıklayınca Filip veya üzerine tıklayınca da çift tıklayınca da Filip konuya göre ekleme yapabilirsiniz. Rastgele kartlara tıklayalım. Evet, dağıt diyelim. Karıştır diyelim. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Arkadaşınızdan bir şeyi tahmin etmesini isteyebilirsiniz. Hemen o tahmin doğru mu yanlış mı tıkladık. Doğruysa puan verebilirsiniz. Yanlışsa hatalı olduğunu söyleyebilirsiniz. Farklı olarak rastgele tekerlek kaldı. Şu şekilde döndür dediğimiz zaman
Her birinin puanını farklı vererek değişik bir puanlama yapabilirsiniz. Karpuz deyince veya bir soru yönetmek istediğiniz zaman karpuzun sonucu veya puanı kaçtır, ona göre puanlama yapabilirsiniz. Dediğim gibi oyunlaştırılmış etkinliklerde çok fazla kullanabileceğiniz ideal bir oyun etkinliğidir. Ders içinde özellikle öğretmenleriniz çok fazla kullanabilir veya kendi aranızda öğrencilerimiz kendi aralarında çok güzel oyunlar oluşturabilirler. Eğitimlerde örnek olarak kimya, biyoloji, coğrafya, tarih gibi konularda da kavram bilgisini ölçmek amacıyla kullanılabilecek çok güzel bir Web 2.0 aracı. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir uygulama olmuştur. İyi çalışmalar diliyorum.